Merhaba arkadaşlar. Neredeyiz? Denizli'deyiz, Çivril'deyiz ve yanımızda 3 yıldan beri %100 gübreyi siyah toprağı kullanan ama 1 yıl ara verip pişman olup sonra tekrardan kullanan Emre Aydın var. Emreciğim merhaba, nasılsın? Merhaba Hüseyin abi, hoş geldin abi. Hoş bulduk. Yanımızda Ömer Kurt, herkesin ekranlardan takip ettiği, yaklaşık 5 yıldan beri bölgede bizi tanıtan, taşı elini altına koyan Ömer Bey de var. Ömer Bey nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Emreciğim ilk başta senden başlayalım. Yaklaşık 3 yıl önce Ömer abin size burada %100 gübre siyah toprağı uygulatmıştı. 2 yıl üst üste kullanmıştınız galiba. Nasıl olmuştu? Bir yıl kullandık. Bu yıl gene kullandık. Bir yıl kullandın, dallar full oldu. Sonra evet. Kullanmadın, boş oldu. Attın, gene doldu. Evet. Bu şekilde mi oldu? Doğru mu söyledim ben? Yani aslında meyve kalitesi şu anda bakıyorum, kullanmadığın zaman bir cansızlık mı var? Ne eksik olmuştu mesela kullanmadığın yılda? Ya benim biraz filiz sorunum vardı. Sürgün yapmadı. Az evet. Olduğu halde geçen yıl elması sürgün yapmadı ve kalite sorunu oldu. Başka neler oldu mesela? Elma biraz küçük kalmıştı. Bu sene boylama olarak elmam biraz daha kaliteli. O çünkü yani %100 gibi siyah toprağa atılan yerlerde hep elma bakın tek tip standart. Sanki evet. Tornadan çıkmış gibi. Evet. Maşallah çok güzel. Peki başka ne var? Yeşil aksamlarında bir farklılık var mı? Koyu canlı yeşil olmuş galiba gördüğüm kadarıyla. Tabii biraz daha yeşillik, daha canlılık var. Dallara baktığında yani ve insan ister istemez hoşnut kalıyor tabii. Tabii bu çok önemli. Evet. En önemlisi de bu. Yani 3 yıldan beri aslında bu arazinin 1 yılı kullanıldı. Çok iyi sonuç alındı. Bir yıl boşluk verildi. Bakalım ne olacak, ne bitecek, doğru mudur, yalan mıdır? Aslında bizim için de çok iyi bu. Evet. Elma üretimi yapanlar için şahitli atım oluyor. Kullanılmadı, zayıf düştü bahçe. Evet. Üçüncü yıl tekrar uygulaması yapıldı. Bahçe maşallah, subhanallah resmen ağaç elmadan yıkılıyor. Ve filizde. Sürgün. Bir de arkadaşlar şu çok önemli. Elma aslında üretimi yapanlar şunu bilir. Bir elma ağacında hem elmanın olması, evet. Hem filizin olması, hem yeşil aksamın böyle olması, üçü bir arada olması mümkün değil. Ya tabii ki, tabii ki. Yani çiftçinin en büyük sorunu zaten bu. Önemli olan bu sorunu yenebilmesi. Siyah toprak bunu yendi mi? Yendiğini düşünüyoruz ve yeniyoruz. Evet. Gördük yani evet. Maşallah. Ömer Bey, yaklaşık 3 yıldan beri zaten bu arazilerin, bölgenin, halkın sevdiği, saydığı, itimat edip sana güvenip atılan yerlerde sürekli çekimlerimizi yapıyoruz. Siz ne diyorsunuz? Yani çiftçilerimiz aslında artık şunu ya %100 gübre nasıl bir ürün demiyorlar. Direkt şunu diyorlar, ben 300 çuval 500 çuval evet. Alacağım diye geliyor. Onu görüyorum sizin evet. Orada. Yani gelen şu anda bize siyah toprak varmış. Ondan biz de kullanalım demeye başladılar abi. Oranlar nedir Ömer Bey? Yani buradaki şu çok önemli. Elma üretimi yapanlara genelde büyük ağaçlara bir uygulama, klasik ağaçlara tabii. Bir uygulama, fidanlara bir uygulama miktarı tabii. Onu da bir anlatabilir tabii misiniz? Tabii ki. Küçük ağaçlara, yeni fidan dikilmiş ağaçlara biz yarım kilo uygulama yaptırıyoruz. Tamam. 10 yaşına kadar olanlara 1 kilo. Tamam. 10 yaşından sonrakilere 2 kilo uygulamamız var. Ağacın kök yapısı tabii büyüdükçe. Tabii ki. 20 yaşından sonraki olanlara 3 kiloya kadar çıkarıyoruz. Hasta ağaçlarda bu miktar? Tabii hasta ağaçlarda uygulamanın 2 katı. Çarpı 2 yapıyoruz. Çünkü yani. Yaşına göre çarpı 2 yapıyoruz. Yani 10 yaşındaki bir ağaca eğer kuruma problemi, yani, sararma problemi varsa 2 kiloysa 4 kilo. Bir, yani 1 kilo dediysek o adama 1 kilo dediğimiz yere 2 kilo. 2 kilo, 2,5 kilo arttırıyorsunuz. Yani çarpı 2 en az. Peki farklılık gösteriyor mu? Siz tabii ki. 10 gün önce, 15 gün önce hatta bir ya uygulama beş, yaptınız. O şu anda Ar-Ge'm benim. Tamam. Önümüzdeki yıl büyük bir ihtimal herkese tavsiye edeceğim. Çünkü ben siz de biliyorsunuz. O da bir sürpriz olsun. Kendim denemedikten sonra kimseye evet, vermiyor. Onu biliyorum. Onun için kendim denedim. Hasta buradanın ve buranın ve Isparta'nın da sorunu o. Bölgede sıkıntı. Kuruma hastalığı. Yani iletim damarlarında tıkanma hastalığı var bizim burada. Hemen hemen yendik çöplüğünü. Gibi. Gösteriyor yani biraz bitkide bir şeyler var ben gibi. Ben kendim uygulayalı 15-20 gün oldu. Tamam. Tepkilerini aldık. Harika, mükemmel. Yani tepki vermeye iyi. Başladı. Hatta benim yeğenim var. Yeğenim uygulayalı bir ay oldu. O benden daha iyi tepki almaya aldı. İsmi ne yeğeninizin? Erhan Kurt. Erhan Kurt. Yani kendisi zaten 4 yıldan beri, 5 yıldan evet, beri kullanıyor. Aynen. Ve gerçek anlamda onun da dallığı çok güzel. Evet, şöyle bir çekim yapalım.
yakın bir çekim yapalım. Yani şu elmanın kalitesini de bir çiftçilerimiz görsün. Yani şuraya çekiyorum, buraya çekiyorum. Yani Emre Bey, bu içerilere kadar maşallah full dolu. Ya bu ağaç 300 kilo gelir mi? Ortalama 200-300 kilo. 250. 250'nin aşağısına düşmez. Evet. Ve hep kalite aynı bakın arkadaşlar. Standart. Şimdi bir de renklendirici galiba atım zamanı başladı. Evet, evet. Geçen bir de şu güzellik aldık. Var. Geçen yıl elması seyrek olduğu halde sürgün sıkıntısı ve kalite sıkıntısı vardı Emre'nin. Bu yıl yüklü olduğu halde sürgünlere bakabilirsiniz, yeni sürgünlere. O çok önemli. Şu bile yeni sürgün mesela. Kamçıyı görüyorsunuz. Onun tepesini görüyorsunuz, diğerlerini bunlar, görüyorsunuz. Elma dolu olduğu halde yaptı bu yıl. Maşallah. Geçen yıl boş olduğu halde yapmamıştı. Mükemmel. Bunları evet. Harika sonuçlar. Şimdi hasata bir ay var. Hemen hemen. Evet, evet. Şimdi renklendirici ne atıyoruz? Terminator, evet, Zafiro Kombi, evet. Piano Kadus. Evet. Arkadaşlar, renk problemi olan arkadaşlar, biz yaklaşık 2 yıldan beri 3 yıldan beri Ar-Ge'sini yapıp 2 yıldan beri de piyasaya arz ettiğimiz Terminator, Zafiro Kombi, Piano Kadus renk problemi yaşıyorsanız, burada çok önemli bir parantez açıyorum. %99 işinizi çözüyor. Evet. Yani bunu deneyen, kullanan yüzlerce elma üreticisi var. Elma üreticiliği yapanlar renk problemi yaşıyorsa bu üçlü kombinasyonu muhakkak kullanır. Sadece renk de değil. Yani mesela yağışlar çok olduğu zaman renk sıkıntısı olmayanlar da kullanabilir. Aha. Çünkü elmada bir renk yapar. Albeni de gösterir. Albeni, canlılık ve parlaklık yapıyor. O da çok güzel. O zaten önemli olan o. Tüccarı da çağırıyor. Yani canlı ve parlak yapıyor elma. O da çok renkten güzel. Renkten ziyade. Yapraklarının da mis gibi oluşumu sağlıyor. Taze, yani o Terminator zaten attığın anda taze sürgün geliyor zaten. Değil mi? Hemen gösteriyor bak. Emre Bey. Evet. 3 yıldan beri kullanıyorsun. Kalpten, gönülden, yürekten. Şu gördüğün sonuç doğrultusunda %100 gübre, siyah toprak. Tüm üreticilerimize canı gönülden tavsiye eder misin? Tabii ki tavsiye ederim %100'lük gübreyi. Pişman olmazlar yani. Ben Ben kullandım, pişman olmazlar. Bir de Allah'ın izniyle inşallah benim bir dolu boş sıkıntım var. Yani, Cenab-ı Mevla verir vermez, orası ayrı. Evet. Biz sebep. Evet, mesela bazı şeylere vesile gerekir. Kesinlikle. Buna da %100 gübreyle vesile olacağız inşallah. İnanıyorum. Olduk zaten. Olduk İnşallah. Zaten. Dolu boşu da inşallah yeneceğiz yani. Yeneriz, yeneriz. Hamdolsun. Biraz önceki bir çekimde 3 yıldır kullanan birisini dedik, evet. Onu da bitirdik. Bitirdi, evet. Allah'a şükür. Ömer Bey, çiftçilerimize, üreticilerimize, Çivril halkı haricinde Isparta'dır, Karaman'dır, atıyorum Çanakkale'dedir, Niğde'dedir, elma üretimi yapanlara söyleyeceğiniz son söz. Ya söyleyeceğim son söz, bilinçli olmaları, bilinçli periyodik programlar, besleme programlarına uymaları. Ben siyah toprak attım, benim ağacım mükemmel olacak diye bir şey beklemesinler. Ha olur. Eğer damlaması yoksa yapraktan besleme programı var. Damlama muhakkak varsa zaten sonuç mükemmel olur. Hem damlamadan hem yapraktan besleme programlarıyla beraber çok harika sonuçlar alırlar. Herkese can tavsiye gönülden, ederim artık. Tavsiye denemeyi geçtik. Evet. Geçtik artık. Yani, bu iş bitti. Yani. Evet arkadaşlar, neyi gördük burada? 3 yıldan beri aslında bunun birinci yıl atıldığı mükemmel sonuç, ikinci yıl bırakalım dediler, başka bir şey kullandılar, ağaçlar çöküm aşamasına girdi, üçüncü yıl yani bu yılın hasatı için atıldı, ağaç yıkılıyor resmen, bir nevi şahitli olmuş oldu, sürgün, filiz, yaprak, meyve tutumu, kalite muazzam seviyede, maşallah diyoruz öncelikle, Allah nazarlardan saklasın. Çivril bölgesindeyiz, tüm Türkiye genelinde elma üretimi yapan çiftçilerimize biz şunu sesleniyoruz. Kimyasal gübrelerin topraktaki yer atmış olduğu kireç, pH, tuzluluk, organik madde zayıflığından dolayı bitkiler çalışmıyor. Sizden ricam, 10 dekarınız var, 1 dekarına kullanın. Bakın 1 dekarınızdaki farkı görün, inanın başka hiçbir şey kullanmazsınız. Neden? Kaç yaşında ağaç? 30 yaşında, 20 yaşında. 20 yıldan beri kimyasal atıla atıla toprak altı kilitlendi. Kök saçı atamıyor, filiz süremiyor, elma kalite yapamıyor. Biz bunları aşıyoruz. Sadece ve sadece toprak altı siyah gübre uygulamasını yapın, yapraktan da besleme gruplarımızı attığınız zaman sonuç mükemmel olur. Emre Bey çok teşekkür ederim. Teşekkür ediyorum. Bu videoda bize eşlik edip senin gibi değerli üretim yapan üreticilerimize senin aracılığınla bizim anlatmamız, sen bir çiftçisin çünkü buradaki hasat ne alırsan bununla ihtiyacını, mazotunu, evet, giderini, gübre maliyetini her şeyini ödüyorsun. Evet. O yüzden dolayı bizim için çok önemli sizin aracılığınızla çiftçilerimize ulaşmak.
Maliyetler %50 düşüyor bu arada, onu da söyleyeyim. %100 gübreyle kimyasal gübre maliyeti yarı yarıya düşüyor. Tonaj neredeyse %20 ile %80 arasında. Bazı çiftçimiz var %200 dedi az önce araçta gelirken. Ben 200'e katılmıyorum. Ben baremi ufak tutuyorum. %30 diyorum ama %50 ile %100 arasında alan çiftçilerimiz de var. İlk yıl bu şekilde, ilerleyen yıllarda katlaya katlaya devam ediyor. Her yıl üzerine koyuyor zaten. Kesinlikle. Denizli Çivril'den herkese sevgiler, saygılar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Muhakkak Kurtlar Tarım, Ömer Kurt'la iletişime geçin. Siparişinizi oluşturun. Çünkü ürünlerimiz gerçek anlamda yetişmiyor. Yetişmediği için de her çiftçime diyorum ki hasatını yaptın, git işlemini bitir, gübreni at, taban gübresi işin bitsin. %100 gübre siyah toprak. Herkese sevgiler, saygılar. Görüşmek üzere.